Merhabalar. Ekranları başında bizleri izleyen seyircilerimizi saygıyla selamlıyorum. AKMEK Kadın Meslek Edindirme kurslarımızı online olarak siz değerli izleyicilerimize sunmaya devam ediyoruz. Bugün de yanımda AKMEK El Sanatları dalından takı tasarım eğitmeni Günay Keser Hanımefendi ile beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Kendinizi biraz tanıtabilir misiniz hocam? İsmim Günay Keser. 1978 Ürgüp doğumluyum. NİDE Meslek Yüksekokulu ön lisans mezunuyum. Aksaray Belediyesi Meslek Edindirme Kursu'nda 3 senedir takı tasarım eğitmeni olarak çalışmaktayım. Evliyim, 2 kızım var. Bu şekilde devam ediyoruz. Peki hocam, takı tasarım demiştik. İlk önce takı nedir? Onu sormak istiyorum size. Takı nasıl ortaya çıktı? Tarihçesi nereye dayanıyor? Bize anlatabilir misiniz? Takı değerine bakılmaksızın insanların vücuduna, elbiselerine taktığı objelere, nesnelere takı diyoruz biz. Takı geçmişte insanoğlu ilk zamanda kendilerini gizli güçlerden, tılsımlardan, nazardan korumak için bir takım nesneler takmışlardır. Daha sonra bu çok hoşlarına gitmiş, bedenlerini ve elbiselerini de güzelleştirmek adına bir sürü nesne takmaya başlamışlardır. Bu şekilde takı ortaya çıkmış. Mesela Mısır firavunları ölürken çok değerli takı eşyaları ve ziynetleriyle beraber gömülmüşlerdir. Geçmişten günümüze bütün kadınlarda, yani 7'den 70'e herkes takıyı çok seviyor. Kimileri değerli tercih ediyor. Mesela altın gibi. Kırlandı. Kimileri aynen. Kimileri nedir? İmitasyon takıları tercih ediyor. Bu şekilde herkes takıyı seviyor bence. Herkes biraz da bütçesine uygun takılar takmaya çalışıyor. Evet, aynen. Evet. Peki hocam, takı kursunda biz hangi teknikleri kullanıyoruz? Kullandığımız malzemeler neler? Şimdi biz takı kursumuzda öncelikle örme takılarımız var. Burada da görüldüğü üzere. Evet. Daha sonra misinalı takılarımız var. Dokuma tekniğiyle yaptığımız takılarımız var. Evet, çivileme, evet. Hocam. Şimdi mesela örme takılarımızdan, bunlar örme takılarımız. Zaten bugün de sizlere bu örme takımızı göstereceğim. Daha sonra misinalı takılarımıza geçiyoruz bu şekilde. İkili misina çalışıyoruz, üçlü misina çalışıyoruz. Bunların kapatma tekniklerini gösteriyorum. Daha sonra iğne ile yaptığımız takılarımız var. Arkada panoda görünen fular takılarımız iğne ile yapılan takılarımız. Evet, ip kullanarak yapıyoruz. Daha sonra çivileme ile yaptığımız takılarımız var. Çivileri birbiriyle bağlantılı hale getirerek bu tarz çivileme ile ilgili takılar da yapıyoruz. En son da dokuma dediğimiz, yine iğne ile tek tek bu boncukları tek tek dokuyarak yapıyoruz. Bu teknikleri gösteriyoruz. İnce detaylar. Çok aynen, fazla tekniği evet. olan bir meslek. Evet, bugün ben size çok basit olan bir örme takı, ev hanımlarının da rahatça yapabileceği, evlerinde de rahatça temin edebileceği bir takıyla başlamak evet, istiyorum. Evet hocam, buyurun. Öncelikle hafif iri bir kum boncuğumuz var. Biz bunu ipe dizdik. Evet. Tığımız var. Herkesin elinin alışkın olduğu bir tığ mutlaka vardır evinde. Bu şekilde önce 20-25 tane zincir çekerek başlıyoruz. Üç malzemeden oluşuyor şimdi bahsedeceğim. Evet, tığ, ip ve boncuklarımız. Herkesin rahatlıkla alabileceği. Aynen, evet, bütçesine uygun. Bu gayet de ucuz bir takı ve benim kursiyerlerim bunları satarak aile bütçelerine de destek oluyorlar. Peki kursa ilk başlayanlar için ilk başta bu tarzda mı teknikleri öğretiyorsunuz? Evet, bu en basit teknikler. En basit evet, yani. Örme tekniği en kolay yapabilecekleri teknik. Hem tığ tutmayı öğreniyorlar, hem boncukları tanıyorlar. Evet, bu şekilde başlıyoruz. Evet, önce 20-25 tane zincir çekerek başlıyorum. Bu takıdaki tek dikkat edilecek nokta boncukların tek sayı olması. Üçlü alabilirsiniz, beşli alabilirsiniz, yedili alabilirsiniz. Herkes bazıları ince takmak ister, bazıları kalın gösterişli olsun ister. Ona göre boncuklarımızı alıyoruz ama tek sayı olması şart. Çift sayı aldığımız zaman takımız düzleşiyor ve güzel bir model oluşmuyor. Şimdi tek boyu, tek sayılar boyut evet, kazandırıyor diyebilir miyiz? Aynen, aynen. Daha kıvrımlı olmasını sağlıyor. Evet, şimdi 3 tane boncuğumuzu alıyoruz. Bunu da
bir noktada çok sıkı örmek. Ne kadar sıkı örersek modelimiz o kadar form kazanacaktır, o kadar kıvrılacaktır bu şekilde. Evet, şimdi 3 boncuk aldım, kapattım. Tekrar 3 boncuk alıyorum. Yine kapatıyorum sıkı bir şekilde. Peki hocam, kursiyerleriniz takı kursunu neden tercih ettiklerini size söylüyorlar mı? Ya da hangi yaş gruplarından size kursiyerler geliyor? Şimdi biz kurslarımızı dönemde bir yıl içinde 3 dönem şeklinde açıyoruz. Yazın çocuk kurslarımız mevcut. Güz ve bahar döneminde de gençler ve orta yaşlara hitap ediyoruz biz. Çocuk kurslarımızda gösterdiğimiz takılar başka. Kursiyerlerimiz takı kursumuzu daha çok, mesela takıyı çok yapıp takan bir sürü öğrencim var. Sevdikleri için geliyorlar. Bir kısmı sadece vakitlerini değerlendirmek için ve eş, dost, akrabasına hediye etmek için yapıyor. Evet. Kimi öğrencilerim de gerçekten teknikleri öğrenip aile bütçesine katkıda bulunmak için tercih ediyorlar. Bu şekilde devam. Mesela yaz grubunda çocuk gruplarım arkadaşlarına hediye yapıyorlar doğum günlerinde. Ne güzel. O kadar mutlu oluyorlar ki, öğretmenim işte arkadaşıma doğum günü hediyesi hal hal yaptım. Kendileri de çok mutlu oluyor. Bir de el kaslarını da geliştiriyoruz biz orada. Yani motor mesela becerilerini evet, de geliştiriyorlardır. Aynen, evet. Çok güzel bir şey hocam. Önceden takılar, yani şimdi ki durumumuzda da kadınlara yönelikti takı takmak. Ama günümüzde erkekler de meraklılar bu konuda. Siz neler söylemek istersiniz hocam? Evet, eskiden erkekler sadece tesbih ile sınırlıydı onların elindeki aksesuar, evet, olarak. Son zamanlarda kolye takan gençler, bileklik takan gençler, küpe takan takanlar erkekler var. Tabii herkes tasvip etmiyor ama piercingler var mesela, yine aksesuar olarak kullandıkları. Yani artık erkeklerin de dikkatini çekiyor. Evet, erkekler de takıya merak salmaya başladılar. Takıp takıştırmanın, aksesuar kullanmanın hiçbir zaman modası geçmiyor. Ben takı tasarımının dinamik bir yapıya sahip olduğunu düşünüyorum. Sürekli canlı, yenilenebilir. Evet. Siz ne düşünüyorsunuz hocam? Aynen, ben de sizin söylediğinize katılıyorum. Gerçekten her dönemde, yani dediğimiz az önce de bahsetmiştim. Yani geçmişte de insanlar nasıl takı başlamışsa günümüzde de halen devam ediyor. Herkes dediğimiz gibi bütçesine göre de hareket ediyor. Hayal ürünü aslında. Evet. İstediğimiz şeyleri, beğendiğimiz şeyleri kendimiz düşünerek, el emeği vererek ortaya çıkarttığımız bir ürün var. İnsanlar bunları yaptıkları zaman da eminim kat kat daha fazla mutlu oluyorlardır. Hayal ettikleri ürünlere kavuştukları için. Kesinlikle. Mesela biz kurslarımızda teknikler üzerinden gidiyoruz. Daha sonra kursiyerlerim bu teknikleri geliştirerek tasarıma dönüştürüyorlar. Yani evet, bir nevi kendi tasarımlarını da oluşturuyorlar. Kendi hayal güçlerini ekleyerek çok güzel tasarımlar yapan öğrencilerim de var. Bu arada hepsine çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine de. Evet, evet, bu şekilde üçlü üçlü aldığım zaman bakın mesela ne kadar sıkı örerseniz o kadar şekil alacak bu. Devam edelim bu şekilde. Tekrar bir baştan gösterebilir misiniz? Boncuğu, zinciri nereden alıyorsunuz hocam? Şimdi üç tane boncuğu alıyorum. Aralara hiç zincir çekmeden şu şekilde sıkı bir şekilde kapatıyorum. Kapatıyorsunuz. Aynen. Bu şekilde devam edeceğim. Boyutunu bu, siz belirliyorsunuz. Evet, evet, herkes uzun takmak isteyen kolyeyi uzun örebilir, kısa takmak isteyen kısa şekilde kullanabilir. Bu şekilde devam ediyoruz. Takı tasarım yapmak ince bir iş, sabır gerektiren bir iş olduğunu düşünüyorum. Ve bu konuda da siz son olarak neler söylemek istersiniz hocam? Bizim bir takı tasarım kursuna gelmek isteyen bayanlarımız neleri göze alıp gelecekler? Ya bir kere çok keyifli bir ortama gelecekler. Yani benim kursuma katılan öğrenci kolay kolay beni bırakmıyor, açıkçası öyle söyleyeyim. Evet. Çünkü her dönem çok farklı teknikler öğreniyoruz. Evet, çok detay çalışıyoruz, ince işçilik gerekiyor. Yakın gözlüklerini unutmasınlar, mutlaka yakın gözlüklerini alıp gelsinler.
Ama çok güzel, keyifli bir ortamdayız. İnşallah evde oturmasınlar, boş durmasınlar. Gelsinler hep beraber takı yapalım birlikte. İnşallah, inşallah hocam. Biz de bayanlarımızı, tüm vatandaşlarımızı AKMEK Kadın Meslek Edindirme kurslarımıza bekliyoruz. Evet. Bu şekilde devam ediyoruz. Ha, bu arada mesela takıda yaptığımız takı tasarımında kullandığımız malzemelerimiz de var. Bunlar da Evet. çok önemli. Mesela bu olmazsa olmazımız karga burun Kargo. pensemiz. Yani bunu her türlü kapamalarda Bunlar da kullanıyoruz. Evet. kullanıyorsunuz. Bu kıvırma uçlu yani yuvarlak uçlu pensemiz. Bunu da Hangi ürün? Çivileme çivileme tekniğinde tekniğinde evet kullanıyorsunuz? çivilerimizi kıvırmada kullanıyoruz. Halka yapmakta kullanıyoruz biz bunları. Makasımız rutin işte Her misinamızı şeyde kesmek için kullanıyoruz. evet çakmağı da misinanın sonunda yakmak Yakmak için için. kullanıyoruz. Yani bunlar da olmazsa olmazı takı kursumuzun. Kursiyerlerimiz malzemelerini kendileri alıyorlar. İstedikleri Evet. ürünü yapmak için uygun Evet. olan malzemeleri gidip alıyorlar ve sizlerin sayesinde de ürünler çıkartıyorlar, öğreniyorlar, el becerilerini geliştiriyorlar bu sayede, değil mi hocam? Evet, kesinlikle. Bu Ne kadar şekilde. eliniz yatkınsa daha güzel ürünler çıkar, değil mi? Evet. El alışkanlığı çok önemli. Evet. Bu şekilde devam edelim. Aynı şeyi. Evet. Dediğim gibi hiç zincir çekmeden olabildiğince ne kadar sıkı örersek o kadar güzel şekil alacak. Nasıl bitireceğiz peki hocam? Bunu ördükten sonra en son işlem nedir? Yine aynı şekilde zincir çekerek kapatacağız. En sonunda da dikdörtgen kapama kullanacağız. Burada şöyle göstereyim. Karga burun pensemizi dikdörtgen kapamamızı takacağız. Daha sonra da halka ve papağan takarak kolyemizi bitirmiş Kolyemizi olacağız. bitireceğiz. Evet, kolyemizin bitmiş Bitmiş hali de hali. evet bu Çok şekilde güzel olacak. gerçekten. Çok Evet. zarif bir Herkes parça istediği olmuş. renkte yapabilir, isteyen sade kullanabilir, isteyen rengarenk boncuklarla örebilir. Bugün böyle basit bir takıyla başlayalım dedik. Çok güzel oldu. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Peki son olarak izleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Takı tasarım hakkında kursa gelmek isteyen bayanlarımız için. Yani evlerinde boşa vakit geçirmesinler, kendilerini dinlemekten vazgeçsinler. Yani evde oldukları zaman sürekli geçmişte dolaşıp duruyorlar. Ama kurslarımıza geldikleri zaman çok güzel bir ortamımız var. Sadece kendi kursum adına söylemiyorum. Diğer bütün kurslarımızda da çok güzel ortam oluyor. Yani gelirler, kafalarını dağıtırlar, bir şeyler öğrenirler. Yani faydalı olabilmek çok güzel, çok güzel bir şey. Yani bir de satıp el harçlarını kazandıkları zaman daha da mutlu Daha da oluyorlar. mutlu oluyorlar. Bence evde oturmasınlar, gelsinler hep beraber takı yapalım. Evet, hep bütün seyircilerimizi bekliyoruz. Günay hocamız takı tasarım hakkında bize bilgiler verdi, tekniklerini anlattı, inceliklerini anlattı. Kendisine çok teşekkür Ben ediyoruz. teşekkür Bir ederim. sonraki programımızda farklı branşları anlatmaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın, hoşça kalın, sağlıkla kalın.